Gördüm demez görenler. Gördüm demez görenler. Ya sen de ne kadar ballısın. İki kapıya gel atıyorum can. Bırakın ya. Ruhi abi. Ah. Kim istedi çay senden? Ver hadi ver. Al işte. Ver şunun markalarını. İstemem. Benden olsun. Tarık başına tuğla mı düştü yavrum? Bak Zafer. Hayırdır? Ne yapıyor bu? Safi işte. Ne yaptığını bir Allah bilir bir de kendi. Paket servise mi başladı acaba? Aa yok yok. Mevsimi geldi ya. Göç edecek. Leylekler gibi. Bu ne yapıyor Allah aşkına? Safi. Yavrum. Ne bu bisiklet falan böyle? Hayırdır? Gidiyorum buralardan Ruhi abi. Dünya turu atacağım. Yavaş git Safi abi. Ay Sarp yani. Ne kadar entelektüel bir hareket yapıyor. Senin verdiğin tepkiye bak. Aman bırak kızım. Ne anlar o tüysüz fırça? Ya düşmesin, dikkatli gitsin diye öyle söyledim ben. Safi, nereden çıktı oğlum şimdi bu iş? Yok bir şey abi. Düşündüm taşındım. Benim bu güzelim pilavı yurt dışında tanıtmam lazım dedim. Ya doğru söylüyorsun. Kimse mahrum kalmamalı canım. Zaten Çinliler galyana gelmiş, yola çıkmışlar Safi'nin pilavını yiyeceğiz diye. Allah'ım ya. Al birini vur ötekine işte ne olacak? Aferin Safi, ben seni destekliyorum. Vallahi bravo. Zaten atılımcı insana saygım sonsuz. Al sana atılım. Ya Huriye, benden iyi atılımcı mı bulacaksın canım? Ne yapıyorsun Ruhi? Ha? Daha bir yaşının adamı ol Allah'ını seversen. Safi, böyle dünya turu mu olur? Nerede yatacaksın? Nerede kalkacaksın? Onu da düşündüm abi. Bu arabayı pilavvan olarak kullanacağım. Pilavvan ne Safi abi? Yani karavan gibi bir şey Melek. Hem satacağım hem yatacağım. Aa yok öyle olmaz. Hem yatılmaz öyle hiç hijyen olmaz. Hijyen kim bu Ruhi abla? Ben tek başıma gideceğim. Ya paşam Allah aşkına elini kolunu sallayayım sallayayım. Nereye gidiyorsun yahu? Ya pasaport lazım, vize lazım. Vizeler kalkmamış mıydı abiler? Kalkmadı oğlum, kalkmadı daha. Ben sana haber veririm kalktığı zaman. Ya beni tutmayın ya, ben gidiyorum. Şşş, oğlum nereye gidiyorsun? Evladım bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sağabeyciğim yapma evladım. Kolay mı kardeşim? Bunun limonatası var, pastası var. Bileti var, bavulu var. Allah Allah. Kardeşlerim, ünlü seyyah İbn Battuta daha seyyah olmadan önce Fas'ta küçücük bir köyde yaşar. Her gün bilgisayar başında ucuz biletler kovalar. Google'a şehirlerin isimlerini, memleketlerin isimlerini yazıp rüyalara dalardı. Bilgisayar dediğim de o zamanın bilgisayarı tabii ki. Bir gün Battuta kendi kendine dedi ki, ya gün gelecek şu dar-ı fenadan göçüp gideceğiz. Demek ki hayat dediğin şey varılacak yer değil. Yapılacak bir yolculuktur. Eh, işte geldik gidiyoruz. Şen olasın Halep şehir. Battuta sabahın altısında uyandı. Diş fırçasını, macununu, tasını, tarağını, güneş gözlüğünü, pasaportunu, zorunlu seyahat sigortasını, akbilini ve en çok sevdiği oyuncak ayısını sırt çantasına koydu. Sırtlanıp parmaklarının ucunda tam dışarı çıkarken bir tıkırtı duydu. O esnada sabah namazına kalkan annesi, evladım bu sabahın köründe sen nereye gidiyorsun diye sorunca anneciğim dedi, yürüyerek dünyayı dolaşacağım. Parmak ucunda da yürüsen o anne elbet kapıya gelir. Ya bu iş nasıl oluyor anlamadım. Anne olunca anlarsın paşa. Battuta'ya annesi, geç bakayım otur yerine. Yol bilmezsin, iz bilmezsin. Hem yürüyerek nereye varacaksın deyince Battuta bu mevzudaki ilk felsefesini yaptı. Evet anneciğim dedi, yürüyerek varılmaz ama varanlar ancak yürüyenlerdir deyince annesi telliği kaptı, havaya kaldırdı. Eğer bu kapıdan dışarı çıkarsan bir daha yeri gelemezsin dedi. Bunun üzerine Battuta annesinin sözünü çiğnememek için
pencereden çıktı gitti. Sonra da yola çıktı. İlk gördüğü ata otostop yapıp yollara revan oldu. Antre parantez tekerleğin icadıyla birlikte bu otostop otostop olarak değişmiştir. Akabinde ve detayında Fas'ın tam karşısındaki İspanya'ya geçti. Burada domates savaşlarına katıldı. Barcelona'yla kısa bir dönem çalıştırdı. Gel gelelim kardeşlerim, boğa güreşleri adı altında hayvanlara yapılan eziyeti, şiş sokmaları, kılıç sallamaları, parça pinçik etmeleri görünce çileden çıktı. Gözleri şöyle kocaman kocaman açıldı. O zamanın imparatoru Franco'nun yanına koşarak gitti. Ya dedi, hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz? İnsanda şu kadarcık merhamet olur. Böyle memleket olmaz olsun dedi. İspanya'nın kapısını çat diye çarptı çıktı. Ülkenin kapısı mı olur abi ya? Yahu sınır kapısı diye bir şey var canım. Kardeşlerim, Batuta kapıdan yani İspanya'dan çıktığı gibi doğru dünyanın ilk yokuşsuz memleketi olan Fransa'ya vardı. Şanzelize'de ufak tefek alışverişler yaparken o zamanın belediye başkanı Gerard Depardieu bunun şöhretini ta İspanya'dan duymuştu. Hemen koşarak yanına geldi. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehrimizi beğendiniz mi? Je ne pas deyince Batuta kaşlarını çattı. Depardieu efendim, zılgıtı yiyeceksin şimdi. Batuta Celal Depardieu'ya dedi ki, kardeşim bir dakika dur, çıkar bakayım defterini, bak burada eksikler var. Tamam, şehriniz güzel, fena değil ama şimdi burada gezenler, dolaşanlar, alışveriş yapanlar var. Bunlar ne yapacak? Şuraya güzel güzel kafeler yapın, otursunlar. Ne bileyim, şehrin ortasından şöyle bir nehir geçsin. Herkes benim gibi seyyah değil ki. Allah Allah, buraya turist gelsin ya. Bu meydan niye böyle boş? Buraya şöyle devrasa kocaman bir heykel dikin dedi. Fakat antre parantez Gerard Depardieu bu heykel dikini Eyfel dikin anladı. Meydana kocaman bir Eyfel kulesi diktiler. Kardeşlerim, Frank illerinin çehresini değiştiren İbni Batuta bütün memleketlerde şengensiz mengensiz fi sebilillah dolaşırken söylemesi ayıptır bir anda gözlerine en güzel yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlop gibi bir yengemiz takıldı. Hemen anında oracıkta yıldırım hatta şimşek nikahıyla evlendi. Yengemiz Batuta'ya döndü. Ya dedi Batuta, Allah bizi bir yastıkta kocasın tamam ama balayına nereye gideceğiz? Batuta hanımına, balayı mı diyorsun? O bende karıcığım, bana bırak deyip elinden tuttuğu gibi küçük bir yanlışlıkla önce Rusya, Prusya, Çin, Maçin, Afganistan, Hindistan aklına neresi gelirse minik bir dünya turu attırdı. Kadının dili bir karış dışarı çıkıp nefes nefese kaldığında da sürpriz dedi, balayı için Maldivlerden yer ayırttım deyip oraya getirdi. Abi Allah izin verirse biz de Melek'le evleneceğiz ama Maldivler derse sıkıntı gerçekten çok büyük. Hayaller Maldivler, gerçekler Çınarcık'ta halamgiller. Akabinde ve detayında bu balayı çiftini acayip bir ekip karşıladı. Boyunlarında bir sürü çiçeklerden yapılmış kolyelerle, ellerinde oyulmuş kavunlar, üstlerinde tepe tepe dondurmalar, mangolar, kavunlar bilmem neler. Sonra da her türlü hokkabazlığın yapıldığı Maldivlere hoş geldiniz tabelasını görünce buradan uzayalım biz. Şimdi buradan hesap çıkarsa çok büyük çıkar. Bunların alayı haybeci. İnce karısı hemen masanın üzerindeki turizm meşmuasını aldı. Bey dedi, bir de şuraya bakalım. Helal olsun yenge. Hiç üstelememiş, küt diye hareketini yapmış. Sen de bir broşürden evliliği çözdün Babeko. Meçmuayı eline alan Batuta şöyle ilk sayfasını çevirdi. Abav! Bir de ne görsün? Alanya'da 3 gün 7 gece tatil, balayı çiftlerine her şey dahil, sadece ama sadece bedava. Gözleri kapalı çarşının kapısı gibi açılan Batuta sevinçten ağzı kulaklarında, bir de sayfadaki ay yıldızı görünce tüyleri diken diken oldu. Hemen aldı sayfayı 3 defa öptü, başına koydu. Sonra da hadi hatun dedi, yürü gidiyoruz. Hemen bildiği en kestirme yollardan şak diye Alanya'ya vardı. Gördün mü Babeko? Ben sana ne dedim? Tatil nerede başlarsa başlasın Alanya'da biter. Akabinde denizin, kumun, güneşin tadını doyasıya yaşayan, izzetin, ikramın her türlüsüne gark olan, gene de cebinden bir kuruş Osmanlı parası çıkmayan Batuta. Ya babacığım dedi,
burası ne acayip bir coğrafyaymış. Ya bunlar ne güzel insanlarmış deyip hanımın orada güneşlenir vaziyette bıraktı. Kendisi ördek gibi paletleriyle koştu. Aynen bu yazlıkçı amcalar gibi denize atladı. Kilometrelerce açıldı, açıldı, açıldı. En sonunda laaap diye denizin dibine doğru gitmeye başladı. Batuta denizin dibine daldı, 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 daldı. Sonra da aman Allah'ım bir de ne görsün. Tek koluyla ateş üfüren ahtapotlar. Ağzından limonata fışkırtan köpek balıkları. İp üzerinde paten kayan filler. Geyik çeken arabalar, on pervaneli tayyareler, seyyareler. Hatta otomatik olarak boynu uzayan, kısalan, uzayan, kısalan züleyfalar gördü. Burası nerede acaba abiler? Vallahi ben bile anlamadım paşam. Akabinde ve detayında gördüklerini tak 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 kağıda yazan ama gözlerine inanamayan Batut abimiz Alanya'ya geri dönerken paldır 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 bir koşuşturmayla karşılaştı. Ne olduğunu anlamak için kalabalığın arasına dalan Batut abi birdenbire karşısında iki mandanın çektiği yani manda kasa gıcır gıcır son model halis mulis söğüt işi bir vasıta gördü. Vasıtadan inen Orhan Gazi ahaliyi selamlarken birdenbire Batuta ile göz göze geldi. Hoş geldin ey Batuta, yediğin içtiğin senin olsun, neler gördün neler yazdın bakalım deyince Batuta ne yazayım sultanım dedi. Yerin altı başka güzel, üstü başka güzel, insanın zahiri güzel, batını güzel, havası güzel, suyu güzel. Allah bu memlekete cemal vermesin dedi. Allah! Orhan Gazi Batuta'ya sarıldı. Allah razı olsun dedi. Gördüklerini yazmışsın. Öyleleri var ki gördüklerini yalan yazıyor. Onları da okuyoruz dedi. Sultan dünyanın en güzel memleketi Anadolu'dur. Allah bütün memleketlere güzellikleri tek tek verirken buraya sürüsüyle komple vermiştir. Burada en güzel yürekli insanlar, en tatlı insanlar yaşar. En güzel aşlar pişer. Herkes birbirine saygı gösterir, sevgi gösterir. Bu dünya üzerindeki en şefkatli insanlar Anadolu insanlarıdır. Allah hepinizden razı olsun dedi. Allah! İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Hadi gezmiş görmüş, onu anladık. Ama filler, fareler, dondurma kafalı adamlar, onları nerede görmüş? Nerede görecek kıl kardeş? Atlantis'te gördü. Hemen bizim alt tarafımız. Metrobüse binsen 5 dakika.